Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosunda merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek olan yılbaşı sandığı ve premium sandığını inceleyeceğiz. Videonun başında birinci sıraya koyduğum sandık yılbaşı sandığına ait. Yarısı da zaten işte oyun için süs falan filan ona ait. Diğer ikinci koyduğum fragman ise premium sandığa ait olan bir fragmandır. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak daha fazla bu türde videolardan faydalanabilirsiniz efendim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde geçelim. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, 24 Aralık'ta kış modu tekrardan geliyor ve kış modunda işte kaykay vardı, M24 adası vardı. Bu sefer kayan buzlar da var. Yılbaşı evleri var. İçinde çam ağaçlar var. Çam ağaçlarını işte patlatıyor falan. Fişek veriyor falan filan. Bayağı bir şey var, haberiniz olsun. Şimdi gelelim yeni premium sandığımıza. Yeni premium sandığımızda böyle sağda görmüş olduğunuz şeyler var. İki tanecik set var. Bu setlerin fragmanda görüntüsü var fakat oyuna daha işte güncelleme geliyor. Hani 1-2 GB'lık gelmediği için üstümüzdeki setlerin işte tam Full HD'sini göremiyoruz fakat sağdan görebiliyorsunuz nasıl bir setler gelecek. Bunlar kırmızı olacak. Zaten pek önemli değil. Bunu da biliyorsunuz. Çünkü oyun bize kırmızı vermediği için alıştık artık. Belki yılbaşı şansı verebilir. Belki diyelim. Geçelim. M24 deseni var. Bence M24 deseni baya güzel. Fakat birazcık da kötü. Ya birazcık şeyi anımsatıyor. Hani karton gibi bir şey tasarım yani. Kartondan yapılmış bir tane M4 gibi. Ama benim en çok sevdiklerimden biri buradaki jip. Bu jipin oyuna normalde üstü açık versiyonu gelmişti. Şimdi demişler bir de arkasını kapatalım, yeni işte premium sandığa koyalım. Öyle bir versiyonunu yapmışlar yine bunun. Bence güzel, kullanılabilir. Üstte de beyaz bir İşte kar yağmış havası vermişler. İnşallah çıkar. Bu video like atın. İnşallah herkese ilk açtığı onludan bir tanecik bu araçtan çıkar diyorum. Takip edenlere de M24 versin abi. Mis gibi oldu bence. Böyle bir tanecik de çanta desenimiz var ya. 1, 2 level, 3 level hali bu şekilde. Yani çanta pek önemli değil ama ben cidden şundan nefret ettim. S12K desenini neden premium sandığa görsün? Bak, yılbaşı desenini koyacak AKM var, M24 var. Ondan sonra başka bir ton silah varken gidip nasıl akıl ettin S12 hiç bilmiyorum. Ya S12 bence gereksiz bir silah, pek işe yaramaz. Şöyle kırmızı maskeler falan filan var. Böyle bir tanecik tavamız var. Bu tava da güzel, hoş duruyor ama ben tavadan şahsen bıktım. Çıkmasa da olur. Bomba var, böyle işte bir tane meyve vardı. Bunun adı neydi unuttum. Ananastı sanırım. Ananas meyvesinden var bir tanecik. Ondan sonra böyle geyik seti, kırmızı set falan filan var. Noel Baba sakalları setleri var. Bunlar daha önce sizlere göstermiştim zaten, hani işte bundan gelmeyecek önce premium sandık vardı, onu gösterdim, onun arkasında da bunu koymuştum. Belki o zamanlar bilmeyenler vardır falan filan, fragmanda çıktı dedim, bunu da paylaşıp tekrardan bilmeyen insanlar da yeni premiumda ne gelecek öğrensin istedim. Böyle işte kırmızı kask deseni falan filan var, yine bir tava var, paraşüt falan filan var ve bir tane de oyuna yılbaşı sandığı eklenecek. Yılbaşı sandığında kardan adam var, yükseltilebilir Thompson var. Evet, sandığın içinde yükseltilebilir Thompson olacak. Belki çarka da koyabilirler, tam bilmiyorum ama hani buradaki görüntüye göre çarka getirmeyecekler. Sandığın içinde burada olacak. Tabi bunu neyle atacağız? Uca ile atacağız. Ya da işte bunu döndürmeli koyabilirler. Kırmızı set almak için bayağı yer koyabilirler. Bilmiyorum. Bu hani yılbaşı çarkı da olabilir, yılbaşı sandığı da olabilir. Orası tartışılır. Böyle işte çanta deseni falan var. Kardan adamlı değişik. Bir tane kar koymuşlar içine mesela. İki tane kar topu koymuşlar falan filan değişik. Buradakilerin yarısının görüntüsü yok ama bence Scar deseni bayağı güzel. Bana kalırsa Scar deseni de güzel. Sezon 16'da da Scar koymuşlardı. Fakat hani bence bu kadarlık Scar yeter. Fakat kırmızı artı kahverengi tonu bence gayet güzel olmuş. Tam kahverengi değil ama kahverengi gibi bence güzel bir Scar deseni yapmışlar. Fakat ben Scar'ı pek sevmiyorum. Çünkü değişik bir tepmesi var bu silahın. Böyle bir tanecik işte kardan adam suratlı gözlüklü havuçlu falan 3 boyutlu bir tanecik şey yapmışlar. Cidden bu arada havuçu 3 boyutlu yapmışlar. AKM deseni olacak ve bana kalırsa bu AKM deseni kötü diyen oyuncu yoktur abi. Baksana ejderli mejderli mis gibi AKM deseni yapmışlar. Şahsen benim hoşuma gitti ama yılbaşı sandığını şöyle güneş partisikle falan açsak, PUBG Mobile'cik, hani güzel olmaz mı be kanka? Son olarak da bir tanecik bu sandığın içinde ya da şans serkinin içinde sis bombası olacak. Herkese bol bol verecekler bunu, biliyorum hani uca yatırıp çıkanlara. Bol bol inatla boya yerine bu sefer de bunu verirler gibi düşünebilirsiniz bro. Bence gereksiz abi. Ve bu videoluk da benden bu kadar dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bye bye.
sen.